Bu eve yaklaşık bir senedir taşınmışız. Her yağmur yağdığında bu sorunla karşılaşıyoruz. Yetkilileri arıyoruz, özellikle DİSKİ. DİSKİ bizim bir sorunumuza köklü bir çözüm bulamadı hani. Onun için ne namaz kılabiliyoruz? Evimiz hepsi kanaldan gelen su geliyor. Evin içine su doluyor. Namaz kılamıyoruz. Temiz bir elbisemiz kalmamış yani. Bizle komşularımızla beraber sürekli mağdur oluyoruz. Her yağış yağdığı zaman bizim evimizi su basıyor yani. Çamaşırlarımız kullanılmaz hale geliyor. Buzdolaplarımız elektronik, özellikle elektronik malzemelerimiz kullanılmaz hale geliyor. Elbiselerimiz, dolaplarımız çürüyor. Ondan sonra boyalarımız, dairedeki boyalarımız kalkıyor. Yani hep benle beraber komşularımın da ve inanıyorum ki bizim gibi nice insanlar var Diyarbakır'da. Şu anda evleri su altında kalmış, bizim tek de değil. Bunlara köklü bir çözüm bulunmalı. Şehrin altyapısı zaten çökmüş. Altyapı hepsi 30-40 yıllık bir altyapı. Buna köklü bir çözüm olmasını istiyoruz. DİSKİ'den de arayacağımız, yetkililerde de arayacağımız, bizim bu sorunumuza artık çözüm bulsunlar. DİSKİ'yi çağırıyor gelmiyor. Bilmiyorum neyi çağırıyor gelmiyor. 100 sefer telefon açıyor. Bir suyun içinde boğuluyor, onlar gelmiyorlar. Ne namaz kılabilir, ne bir şey yapabilir. Çoluk çocuğumuz perişan oluyor bu suda. Millet geliyor, yapıyor, millet bize yardım ediyor. Yani bu nereye kadar gidecek? Yataklarımız, zahirelerimiz, ne dersen dolap, fırın, makine, hepsi zarar gördü. Yatak dolaplarımız bile, kanilerimiz hep suların içinde atıyor sokaklara. Gücümüz yok yıkamaya gönderen, bu kız mahalleyi de yıkıyor. Hiç kalacak yerimiz yok. İnan biz sanki suların içinde yatıyor. Temizliyor, suyu atıyor, kurutuyor. Arası 5 saat geçmiyor yine basıyor. Çocuklarımız enfeksiyon kapacak, çocuklarımız hasta olacak. Bu pis suların içinde oğlum. Altyapı yok, altyapı çöktüğü için bu kadar su giriyor içeri. Gerek belediyemiz bakar bunu araştırır, soruşturur, neyin nesil bu? Millet ne yapıyor yani, bu insanlar ne yapıyor? Bu insanlar, onlar hep rahatında, bir suların içinde, tuvalet sularının içinde ne olacak? Bu gece saat tam 3'te biz kalktık. Zaten bizim 3 ev alt kata oturuyor. Her 3 evde ev dolmuş su, lağam suyudur. Yani normal su da değil. Ondan sonra biz en az 20-30 sefer hep adam başı şeyi aramışız, DİSKİ. Geldiği zaman diyor, şebeke kaldırmıyor, kanal kaldırmıyor. Ondan sonra kendi çabamızla o suyu atıyoruz. Yine yağmur yağdığı zaman yine aynı şekil. İtfaiye geliyor diyor, ben bir şey yapamıyorum. DİSKİ geliyor diyor, ben bir şey yapamıyorum. 36 senedir bu bina üretmiş, yapmışlar. Hani şimdiye kadar bir sorun yok. Aynı kanaldır, aynı sistemdir. Şimdiye kadar yoktu ama
Biz biliyoruz kanalda yani sistem şeyi logarda bir yerde tıkanlık vardır, suyu kaldırmıyor. Biz ne kadar söylüyoruz ama bunlar hiçbir şey yapamıyorlar. Peki buradan yetkililere ricanın talebi? Yetkililere biz bunu söylüyoruz. Yani biz hangi yani çağda yaşıyoruz? Yani şimdi bizim Diyarbakır merkezde evler suyun altına kalıyor. Logar yetersizdir. Adam geliyor diskiden çalışıyor adam diyor logar küçüktür, logar suyu kaldırmıyor. E kaldırmıyorsa merkezde bir yerde nasıl suyu kaldırmıyor yani? Yani ne belediye görevini yapıyor, ne diski görevini yapıyor, ne itfaiye görevini yapıyor. Yani hiç kimse bir görevini yapmıyor. Hangi logara bakıyorsa dolu çöplüktür. Taş var, her şey var içinde. Yardım istiyorlar insanlara sahip çıksınlar. Yani gerçekten bu insanlar ben bina yönetici olarak ben bunlara sürekli şahidim. En az bu sene dördüncü seferdir bu kadar mağdur oluyorlar. İki gündür evimizi su basmış. Annemgil Ayhan Duran'da oturuyorlar Eyüpoğlu sitesinde. Mert apartmanda ikinci katta bir tane eşya kurtaramadık. Bütün bugün bir kamyon eşya dışarı attık. İki gündür perişan olduk biz. Yani bu halkımız yani lağımlar basıyor, şey basıyor. İkinci kata kadar çıktıktan sonra bir insanlar zemin kattakiler ne yapsınlar yani? Diskiden talebimiz gider sularımızı daha da önlemini almaları lazım.